Merhaba sevgili gençler. TT Kimya kampımız devam ediyor. 21. adımdayız. Daha önceki derslerimizde 20 adımı tamamlamıştık ve kovalent bağ öğrendik en son dersimizde. Onunla ilgili sorular çözdük. Şimdi de kovalent bağın adlandırılmasını öğrenip onunla ilgili sorular çözeceğiz. 3. ünitede artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz diye söyleyelim ve hemen dersimize başlayalım. Bileşen adlandırılması ile ilgili daha önce iyonik bileşen adlandırılması dersini işlemiştik. O dersi işleyenler aslında konunun mantığını biliyorlar. Hep ne diyoruz? Bir bileşen adlandırırken Mutlaka önce bileşin iyonik mi kovalent mi olduğuna karar vereceksiniz. Eğer bileşik iyonik gördüğünü oku diye anlatmıştık. Ve demiştik ki değişken değerli olsa roma rakamları da kullanarak adlandırma yapıyorduk. Kovalent bağlı bileşik adlandırma ise daha kolay gençler. Yani bileşik eğer kovalentse ise siz bileşin kovalent olduğuna kanaat getirirseniz adlandırma çok daha kolay. Hem yazması hem de okuması kolay oluyor. Hemen baktığımızda kovalent bağlı birleşik adlandırabilmek için met metallerin bilinmesi gerekir. Kimdi metallerimiz? Juno Pascal Haberli diye kodladığımız ametallerimiz vardı. Bunları unutmayacağız demiştik. Bunların dışında gençler yarı metallerimiz de var ve bunlar da kovalent bağ yapıyorlar. Baktığımız zaman bazı yarı metaller de kovalent bağ yapar. Yani bor, silisyum, arsenik, germanyum bunlar da kovalent bağlı bir yapar. Özellikle borla ilgili yine kovalent adlandırmalarda kullanacağız. Borla ilgili bir karşımıza gelebilir diye söyleyelim kovalent beşin adlandırılmasına gençler ilk defa şunu kullanacağız. Latince sayılardan faydalanacağız. Kovalent beşin adlandırılması için Latince örnekler kullanılır. Bu nedenle Latince sayılar bilinmelidir. Latince sayıları zaten 12 sınıfı mezun öğrencilerimiz çoktan öğrendiler. Çünkü oradan organik kimyada bunları sürekli kullanıyorlar. Burada mono, du, tri, tetra, penta 7'ye kadar bilmeniz önemli. Çünkü bileşiklerde ne yapabiliyoruz? elementlerin altındaki sayılar 7'ye kadar olabiliyor diye söyleyeyim. O yüzden de her öğrenci mono, du, tri, tetra, penta, hexa, hepta şeklinde bunları bilecek. Yani 4 deyince tetra, 2 deyince di, 1 deyince mono. Mono zaten tek demek. Monoyu zaten günlük hayatta biliyoruz. Özellikle polimer konusunda monomer, polimerden biliyorsunuz. Burada di yine di du e, duble anlamına geliyor. Tri triplex 3 katlı villalara biliyorsunuz triplex deniyor. Tri oradan aklınıza gelebilir. Yani baktığımızda di, tri ve mono zaten sık sık hayatımızda var. E, burada tetra, penta, hexa, hepta belki ilk defa karşılaşabilirsiniz ama bunları zaten mutlaka öğrenmek zorundayız ve bileceksiniz. Diğerlerini ise tetra pentaxepta'yı da mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi baktığımızda kuralımız çok basit. Daha uzun bir kuralmış gibi duruyor ama adlandırması çok kolay. Birincinin sayısını söyleyeceksiniz sonra adını söyleyeceksiniz. İkincinin sayısı ve adı. Yani burada adlandırırken önce bileşiğin sayısı sonra adı. Yani baktığımızda örnek veriyorum. Burada diyelim ki CL2O7 bileşiği için Burada adlandırırken bunu kovalent bağlı bileşik olduğuna kanaat getirdin. Çünkü e, klor da metal, oksijen de metal. Ve bu adlandırırken şunu yapıyorsun. Önce sayıyı söylüyorsun. Sonra adını yazıyorsun. Sonra sayıyı söylüyorsun. Sonra adını yazıyorsun. Yani bunu yazarken 2 ne demek? Bakıyorum di. Yani O zaman buraya ne yazacağım? Di. Sonra e, CL'nin adı nedir? Klor. Hemen yazdım. Sonra 7. Ne demek? Hepta. klor, hepta. Sonrasında da elementin e, anion anyon adı. Yani burada oksijen demiyoruz. Burada bakın kuralımız anyon adını yaz diyor sonra. Başa ametalin e, adını yazarken eğer o element sondaysa anyon adını yazıyor. O yüzden de buraya oksit diye yazıyoruz. Bunları daha önce iyonik bir adlandırması tablolarda anyon adlarını söylemiştik. Yani azot nitrür şeklinde e, söyleniyordu. Ya da işte kükür sülfür şeklinde. Onu da burada zaten okuyacağız şimdi. Adlandırmada diyor birinci element bir tanesi diyor monoyu kullanmamalısın diyor. Yani baktığımız zaman birinci olan burada bir sayısı olursa ki birazdan zaten adlandıracağız ama burada tekrar yazalım. Yani bunu adlandırırken önce sayısı burada bir var bir yazılmıyor biliyorsun. Yani buraya şimdi gidip de bir olduğu için mono yazılmıyor yani i̇şte direkt adından başlıyoruz. Yani buradan başlıyoruz karbon diyoruz karbon. Sonrasında burada sayıdan devam ediyoruz sayı 2 dediği için di diyoruz. Sonra elementin adı anyon adı oksit. Yani karbon dioksit. Yani isim buradan geliyor. Mono'yu başta kullanmıyoruz ama sonunda kullanabiliriz. Yani başta bir olursa onu direkt geçiyoruz. Ve bileşikler adlandırırken genellikle pozitif element önce okunur diye söylüyoruz. Adlandırmada elementin yerine göre de az önce söylediğimiz gibi baştaysa azot, sondaysa nitrür diyoruz. Ve yine aynı şekilde karbon, karbür, kükürt, sondaysa sülfür diye yani anyon adını yazmamız gerekiyor. Baştaysa hidrojen, sondaysa anyon adı hidrür ya da adı gibi okuyoruz. Burada baktığımız zaman e, oksijen için e, başta ise oksijen, sonda ise oksijen. Zaten oksit, zaten oksit çok fazla kullandığımız element diye Hidrojenli asitlerde sayı okunmaz diyor. Çok karşımıza gelmeyecek ama hidrojen monofluorür, hidrojen monoiyodür ya da hidrojen dihidrojen monosülfür demek yerine direkt hidrojen sülfür diyoruz. Yani burada sayıları okumuyoruz diye söyleyelim. Hemen örneklere gelirsek gençler yani örnekleri incelediğimizde olayı zaten anlamış oluyoruz. Sonra da peksirme bölümünde kendimiz tamamlıyoruz. Hemen bakalım. Burada sayı at olacağı için birinci bir tane olduğu için monoyu kullanmamız gerektiğini burada belirtmişiz. Azot tribramür. Yine aynı şekilde iki tane var. Di fosfor trioksit. Bakın incelediğinizde birer tane var. Başta monoyu yazmıyoruz. Karbon monoksit. İkincisinden bir tane olduğu için monoyu mutlaka belirtiyoruz. Monooksitteki O'yu düşürüyoruz. Monooksit monoksit diyoruz. E, oksijenden bir tanesi yani O'dan bir tanesi düşüyor. Burada e, NH3'e dikkat ederseniz trihidrojen de normalde birinciden başlamam lazım. Ama burada e, kural olarak ne demiştik? Önce pozitif olanlar söylenir ve genelde ilk yazılanlar da genelde pozitif olan. Yani ilk yazılan element artıdır. ikinci yazılan eksili olandır. E, burada ise hidrojen artı azot eksi olduğu için genelde önce hidrojenden başlıyoruz. Yani trihidrojen mononitrür. Bir yaygın adıyla amonyak diye biliyoruz. Ve e, azot, monoksit bir tane bir tane var. E, ama baştaki monoyu kullanmadık. Yine kükür, dikulörür, karbon, klorür Bakın burada birkaç tane istisna belki kural uymayacak. Yani burada en aşırı olduğu gibi ama gene itibariyle kuralı uygularsanız büyük ihtimal soruyu doğru çözeceksiniz. E, burada baktığımızda PCR5 yani önce sayısı bir tane var. Biri söylemiyoruz demiştik. Direkt ne yapıyoruz? Fosfor diyerek başlıyoruz. Fosfor... 5 tane olduğu için penta sonrasında da klorür diye yazıyoruz. Klorür. Ve yine aynı şekilde şöyle yazalım e, hızlıca di azot di azot sonrasında tetra oksit diye yazıyoruz. Birine baktığımızda iki tane klor var. az önce yapmıştık zaten. Di klor sonrasında e, 7 hepta hepta oksit diyoruz. Hızlıca dört tane var. Yani tetra tetra fosfor başta olduğu için fosfor. Sonrasında tri sülfür diyoruz. Sonda olduğu için sülfür. Yine hidrojen iyodür. Yani hidrojen iyodür diyoruz. E, basitlerde e, sayı belirtmiyoruz gençler. Geçtik. Silisyum tetrafluorür. Şimdi burada ise adı verilen bir bileşi yazmak çok daha kolay. Silisyum diyor. Sayı falan yok. Direkt o zaman silisyum yazdık. E, tetrafluor 4 tane flor var diyor. O zaman SF4. Kükürt trioksit. 3 tane oksit varmış. Kükürt varmış. 3 tane oksit varmış. Bakın yazması da daha kolay bir azot diyor. Yani N'den iki tane var diyor azottan. Monoksit yani oksijenden bir tane var. Bir hidrojen yani H2 monoksit yani suyun e, sistematik adı. Kükürt hexaflorür. Kükürt varmış. Altı tane de florür varmış. Yani SF6. Bu şekilde yazması daha kolay. Yönelik bileşiklerde hatırlayın sayısı bulmak için yüklenilmemiz gerekiyor. Ama burada direkt adının içerisinde zaten sayı belirtildiği için çok daha kolay oluyor diye söyleyeyim. Yani bu şekilde adlandırma yapmanız gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili soru çözecek. Ne yapacağız? İyice pekiştireceğiz. Hemen soru çözümlere başlayalım. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi sistematik adı yanlıştır demiş. Baktığımızda gençler sayıyla başlıyoruz ve adını söylüyoruz. Sayıyla başlayıp adını söylüyoruz. Bir tane olduğu için monoyu kullanmıyoruz. Oksijen diflorür doğru. Bi azot trioksit doğru. Fosfor pentaklorür potasyum dediği için direkt cevabı işaretliyor. Zaten P potasyum değildir. Dalgınıza gelirse belki işaretlersiniz. Hidrojen iyodür. Asitlerde sayı kullanılmıyordu. Yani normalde kurala göre hidrojen mono iyodür dememiz gerekir. Ama burada asit olduğu için kullanmıyoruz. Kükürt, oksit. Yani doğru adlandırmış diye söylüyoruz. Aşağıdaki bileşleri hangisinin adlandırılması latince sayı kullanılır diyor. Latince sayılar kovalent bağlı bileşlerde kullanılır. Ametal ametalden oluşacak. O zaman baktığımızda burada metal var. Yine baktığımızda burada hepsi a metal. Burada bakın metal var. Burada metal var. Junov-Pascal e, haberi'den oluşmayan e, elementlerimiz. E, baktığımızda şu ikisi gençler Junov-Pascal haberi'den oluşuyor ama şunu asla unutmayın. Kovalent bağlı birleşikler. Yani latince sayı kullanan kovalent bağlı birleşikler. iki element oluşur. Burada e, hepsi ametal elementler oluşuyor ama burada gençler kökler var. Yani amonyum köküyle NH4 köküyle nitrat kökü bir araya gelip elektrostatik çekimle birbirini çekmiş. Yani baktığımızda kovalent bağlı bileşiklerde bu kadar çok atom olmaz. Ya da burada baktık azot, hidrojen, oksijen var. Üç farklı atom var. Hep ne diyoruz? Kovalent bağlı bileşikler iki elementin oluşturduğu. Yani baktığımız zaman geri gelirsek gençler. Bakın örneklerimizin hepsinde sadece ikişer tane ne var? E, ametal var. İki ametalin bir araya gerek oluşturduğu bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir diye söyleyelim. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adı yanlıştır diyor. Hemen baktığımızda gençler şimdi şunu yapmanızı istiyoruz. Yani burada artık karışık örnekler gelmeye başladı. İyonik mi, kovalent mi olduğuna karar vereceksin. Yani soru sadece iyonikse ya da sadece kovalentse e, kuralı hatırlayıp ona göre uyguluyorsun ama karışık verdiği zaman nerede neyi kullanacağını bilmiyorsun. O yüzden bu soruda tekrar ediyorum bakın. Bir soruda çözülürken yani bileşik adlandırılırken soruya iyonik misin, kovalent misin diye sorduk. İyonikse ki ionik olması için metal metal olması gerekir. Kovalent olması için ametal metal olması gerekir. Ya da kök içermemesi gerekir diye söyleyelim. Kök varsa zaten kesin iyoniktir. Şimdi baktığımız zaman iyonik ve kovalent ayrımını yaptık. İyonikse kuralımız neydi? Gördüğünü gördüğünü okuyordun. Kovalent bağlı bileşiklerde ise Latince sayılardan faydalan. Latince sayılar. Gördüğünü okurken zaman zaman da yine Roma rakamlarında burada kullanabiliyorduk. Geçiş, değişken değerli metallerde. Yani burada Önce karar veriyor. Şimdi bakıyorum. İyonik bir kovalent diye yanlarına yazacağım. Juno Pascal Haberi'den oluşuyorsa, Juno Pascal Haberi'den oluşuyorsa bunlar kovalent bağlı bileşiklerdir. Yani baktığımız zaman e, klor ve e, karbon bunlar e, ametallerimiz. O zaman bu kovalent. E, hidrojen, oksijen kovalent. Bakır, metal, iyonik. Sodyum, metal, iyonik. Alüminyum, metal, iyonik. Yani bu örneklerden ikisi kovalent, üçü iyonik. Kovalentleri okurken direkt Ikin, birincinin sayısı adı, ikincinin sayısı adı şeklinde okuyorduk. Bakın, buradan başlıyorum. Mono karbon, tabii ki yazmıyoruz. Sonrasında tetra klorür, yani karbon tetra klorür doğru olmuş. Di hidrojen mono -oksit, yani doğru olmuş. i̇yonik olduğu için artık Latince sayıları terk ediyoruz. Ne yapıyoruz? Gerekirse Roma rakamlarını kullanıyoruz. Değişken değerlerde. Baktığımda gördüğümü okuyorum. Bakır var, oksijen var ve hocamız bir hep söylemişti. Ne demiş ders anlatırken? bakır ve demiri asla unutmayacağız. Değişken değerlerin en önemli iki tanesi yani en çok çıkanları. E burada baktığımız zaman bakırın oksijen eksi 2 olduğu için artı 2 olması gerekir. Bakır 2 oksit doğru. Sodyum birden fazla çeşidi yok. Direkt okuyorum. Sodyum oksit doğru. Alüminyum florür. Tri dediği için yanlış. Tri ne zaman kullanılır? Kovalent birleşikler. Bu iyonik birleşik. O yüzden tri olmaz. 22. sorumuz. Şeyda bir soruda birleşiklerin karşısında aşağıdaki sistematik adları yazmıştır diyor. Ve baktığımızda bileşik ve şeydanın cevabı var. 5 tane. Buna göre şeyda kaçını doğru adlandırmıştır diyor. Ee, bakalım gençler sayalım tek tek. İyonik mi kovalent mi diye baktığımda metalden oluştuğu için iyonik yani metal a metal e, ametal metal kovalent yine ametal metal kovalent metal içerdiği için iyonik yine metal ve kök içerdiği için iyonik diye söyleyelim. Okurken buna dikkat edeceğiz. Birek okuyorum iyonik olduğu için kalsiyum oksit yani doğru. İkinci örneğimiz de kovalent olduğu için sayılardan faydalanacağız. Birincinin monosunu söylemiyorum. Kükürt, e burada hepta demiş. Yani sayıyı yanlış yapmış gençler. Hepta 7 demek. Yani iki yanlış. Für trioksit demesi gerekirdi. Burada baktığımız zaman mono ve di sayılarını kullan komple yanlış. baktığımız zaman demirin iki çeşidi vardı. Direkt demir oksit diye okumuş. Yani burada demir 2 demesi gerekirdi. burada yanlış var. Yine magnezyum hidroksit demesi gerekirdi. Mangan hidroksit demiş. Yani bu da zaten buradaki mangandan dolayı yanlış. Baktığımızda gençler bir tane doğrusu olduğunu söyleyelim. Yani cevabımız A şıkkı. Demek ki şey daha azlandırma iyi anlamamış diye çıkarımda bulunalım. İkinci sorumuz NH3 bileşiğin top çubuk modeli yukarıda verilmiştir diyor. NH3 ile ilgili aşırı hangisi yanlıştır? Bileşiğin sistematik adı trihidrojen mononitrürdür diyor. NH3 için gençler önce pozitif yüklü olan e, madde yani atomu yazıyoruz. Hidrojen artı azot eksi 3'tür burada. Ve önce hidrojeni söylüyoruz. Trihidrojen mononitür. Biraz kural dışı yani baktığımızda daha önce anlattık az önce. E, kural dışı gibi düşünebilirsin ama e, amonyan bu şekilde adı var diye söylüyor. Molekül polardır diyor. Molekül polardır. E çünkü sayıca az olan merkez atomu sorguya çektiğimizde nasıl anlatmıştık ders anlatırken Pons'tan biri ise polar olduğunu anlıyorduk. Onlardan biri ise apolar olduğunu anlıyorduk. Ya da e, dizilimini yaptığımızda azot 7 olduğu için gençler 2, 5 yani azotun etrafında 1, 2, 3, 4, 5 nokta var. Ve bu ne yapacak? Polarlık olduğunu gösterecek. Yani bu iki nokta neyi gösteriyordu? Polar olduğunu gösteriyor. Bunlar zaten bağ yapımında kullanılmış. Yani molekül polardır. Molekülde bir tane ortaklanmış elektron vardır diyor. Ortaklanmış elektron çifti demesi gerekirdi. Yani yanlış olmuş bakın. Bir tane ortaklanmış elektron çifti var. NH bağları polar kovalenttir diyor. Farklı atomlar arasında olduğu için arkadaşlar yani işte bu bağlar, yani şunlar polar kovalent bağdır. Doğru. Atomlar arasında güçlü etkileşimler vardır diyor. Evet, N ile H arasında Kovalent bağ vardır ve kovalent bağ güçlü etkileşimdir diye söylüyor. Yani cevabımız C şık. Fiziksel ve kimyasal bağlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Yani güçlü ve zayıf etkileşimlerle ilgili. Yani işte fiziksel bağlar zayıf, kimyasal bağlar güçlü etkileşimler. Atomların güçlü etkileşimlerle bir arada tutulmasıyla kimyasal bağ oluşur diyor. Doğru. Molekülleri bir arada tutan kuvvet fiziksel bağlardır. Yani zayıf etkileşimlerdir. Doğru. Elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla metalik bağ oluşur demiş. Metalik bağ Elektronun ortak ortaklaşa kullanılmasıyla oluşmaz. Kovalen bağ oluşur ortaklaşa kullanılmasıyla. O yüzden olmaz. Hidrojen bağları atomlar arasında oluşur demiş. Atomlar arasında değil, moleküller arasında olur. Yani su molekülü ile diğer bir su molekülü arasında hidrojen bağı oluşur diye söyleyelim. Bu da yanlış olmuş. 1 ve 2 doğrudur. 3. sorumuz aşağıda bazı bileşikler için aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor ve buna göre XY'nin elementin türü hangisi doğru vermiştir diyor. X'ye bileşik kovalent bağlıdır. O zaman X ve kovalent bağlıysa gençler demek ki X ve Y ametaldir diye söyleyelim. Ametal. Son bu da ametal diyelim. E, Z, 2 birim hücrelerden oluşuyor. Birim hücre demek iyonik bağlı. Zaten Y'nin ametal olduğunu bildiğimize göre Z nedir? Metaldir diye çıkarımda bulunmamız gerekir. Buna göre Z metal olacak. Yine e, Y de ametal olacak. Ametal, ametal. X'in de ametal olduğunu zaten anlamıştık. Ve buradan cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Dördüncü sorumuz aşağıdaki adlandırmaların hangisi kovalent bağlı bir bileşiğin adı değildir diyor. Ben burada kovalent bağlı bir bileşiği nasıl hatırlayacağız demiştik. A metallerden oluşacak. Yani baktığımızda hemen sürekli karşımıza gelecek için bunları artık ezberlediniz. Cino, Pascal, Haber, ı şeklinde değerlendiriyoruz. Bu klordur gençler. Bu iyottur. E buna göre baktığımızda e, karbon ve oksijen, kükürt ve flor, azot ve hidrojen, azot ve oksijen, sodyum ve hipoklorit. Şimdi baktığımızda zaten burada sodyum bir kere bunlardan bir değil. Hipoklorit de tanıdığımız bir kök değil. E, ama bu çamaşır suyunun formülü geldi. NaOCl diye düşünebilirsiniz. Yani cevabımız B şıkkı diyoruz. Şimdi sorumuz yukarıda karbondioksit molekülünün topçuluk modeli ve atomların elektron değerleri altlarına verilmiştir diyor. Buna göre karbondioksit ile ilgili aşağıda ifade hangisi yanlıştır diyor. Burada baktığımızda molekülde oksijen atomu bulunduğu kısım e, kısmi negatif uçtur demiş. E, burada gençler baktığımızda elektronik değeri neydi? Bağ elektronu çekme gücü. Dolayısıyla oksijen bu tarafa doğru daha çok çektiği için oksijen altı kısım eksi olacak. Bu tarafta yine eksi olacak. Bu tarafta artı olmuş olacak. Yani şuradaki bağ elektron çekme gücünden dolayı. Ama tabii ki e, yük dengeli olacak. Yani karşılıklı çektikleri için bunların bileşik kuvvet sıfır olacak. Yük dengeli de alacak. O yüzden de molekülümüz apolar olacak diye çıkarımda bulunmamız gerekir. Ve molekülde oksijen e, atomunun bulunduğu kısım kısmi negatif ucudur doğru. Molekül apolardır diyor, e, doğru. Beşinci sistematik karbondioksittir diyor, doğru. C-O e, bağları apolardır diyor. Burada C ile O arasındaki bağlar gençler farklı atomlar arasında olduğu için apolar değil, polardır olması gerekir. A yapında kullanılmayan dört çift elektron vardır diyor. E, burada gençler Lewis yapısını düşünseniz karbondioksitte. Şöyle top çubuk modelini yazdık ama burada tabii ki Lewis yapısına dönüştürürsek her atomun etrafında 8 tane olması lazım. Çünkü karbon oksijen oktet yapıyor. Dolayısıyla Lewis yapısına bunlara eklediğim zaman e, bağ yapımında kullanılmayan 4 çift elektron vardır diye söyleyebiliriz. Bakın bunlar 4 çift elektrondur diye söyleyelim. Yani cevabımız D şıkkı. Altın sorumuz BH3 molekülün oluşumu yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur? ve H3 bileşiği apolardır diyor. Baktığımızda gençler B ve H arasında 3 tane hidrojen kullanmışız ve BH3 molekülünü incelediğimizde zaten B'yi incelerseniz gençler B'nin etrafında 2 3 yani baktığımızda 1 2 3. Yani bu ne anlama geliyor gençler? Bu madde apolardır diye söyleyebiliriz. Bileşikte hidrojen atomu dublete bor atomu oktete ulaşır diyor. Baktığımızda evet hidrojen dublet yapmış. Ee, yine aynı şekilde bor da Kendisini bu şekilde hidrojenle ortaklık kurarak bileşik yapmış ama borun etrafına dikkat ederseniz gençler toplamda 6 tane oluyor Konu anlatımında bahsetmiştik. Bor ve berilyum oktete ulaşmıyordu. O yüzden de bor oktete ulaşmaz. Yani hidrojen için doğru ama bor için yanlış. Bileşiğin adı bor hidrür demiş. Bor hidrür değil bor trihidrür olması gerekirdi. Yani buradan yalnızca birinin doğru olduğunu söyleyelim. Yediğin sorumuz aşağıda verilen kovalent bileşiklerle ilgili yargıların hangisi yanlıştır diyor. CH4 molekül üç bağlar polar molekül apolardır demiş. HCl molekül polardır. Şimdi burada birlikte tabi hızlı işaretleyebiliriz. Mesela HCl'nin polar olduğunu biliyoruz. Molekül polar çünkü farklı ikililer ne yapıyordu? Denge oluşmuyordu yük dengesi. Bir sağ çekiyor, biri sol tarafı çekiyor. Dengesiz olduğu için molekül polar oluyor. Tüm XY türü bileşikler polardı. Yani kovalent bağlı bileşiklerin yani XY türü kovalent bağlı bileşikler polardı. Yani bu direkt doğru diyelim. Şimdi CH4'ü çok sık kullanacaksınız gençler. CH4'ü de organik kimyada zaten en sık kullanılan maddelerden bir tanesi. CH4 de budur ve baktığımız zaman hidrojenler bu tarafa çekecek. Bu buraya çekecek. Bu buraya çekecek. Yük dengesi var. Yine sayıcaz olan merkez atomu incelediğinde e bu da yine nedir gençler? Üzerinde ortaklaşa elektron çifti olmadığı için direkt molekül apoyer olduğunu söylemen gerekir ki karbon ve hidrojenle oluşan yani hidrokarbonların tamam yani buradaki sayılar değişebilir. E, sayılar değilse bile bu bir hidrokarbonu. Hidrokarbonların tamamına ne demiştik? Apolardır demiştik. E, molekül içi bağlar polardır diyor. E, molekül içi karbon içi farklı atomlar arasında olduğu için polardır. Yani buna doğru diyoruz. NH3'te molekül içi apolar kovalent bağ vardır diyor. NH3'te apolar kovalent bağ olur mu? Olmaz. Zaten hemen fark etmişsinizdir. Farklı atomlar arasında olduğu için e, apolar değil polar kovalent bağ var demesi gerekirdi. Yani bu yanlış olmuş. H2O molekülünde iki tane ortaklanmış elektron çifti vardır diyor. Gerçekten bunlar testlerde en çok kullanacağımız örnekler. Yani suyun NH3'ü, CH4'ü, karbondioksitin Lewis yapısını artık ezbereceksiniz bir süre. Yani gözünüzün önünde gelecek soru çözü çöze. Suyun ve Lewis yapısı bu. İki tane ortaktan elektron çifti vardır. Doğru. Karbondioksit molekülünde elektron yoğunluğu dengeli de almış. Yani bu da doğrudur. Yani apolardır demeye çalışıyor. Bu da doğrudur diyelim. Sekin sorumuz aşağıdaki moleküllerden hangisi apolar iken yapısında polar kovalent bağ içerir demiş. Hemen baktığımızda apolar olanları belirle, yani molekülün polarlığını apolar belirlemek kolaydı. Yani öğretmiştim ben size derste bu noktasını. Aynı ikiller apolar oluyordu. Bu molekülümüz apolar. CH4 yine merkez atom ponstan biri değil apolar. Merkez atom ponstan biri polar. E bu farklı ikililer zaten direkt polar oluyordu. H2O yine merkez atom ponstan biri e, olduğu için polar. Bir kere molekül hangisi apolar iken dediği için bir kere polar olanları ne yapıyoruz? Eledik. Şimdi bunların ikisi de polar. Bir de ne istiyor gençler? E, bağlar da yani yapısında apolarken kendisi polar kovalent bağ içerisinde. F2 de aynı atomlar arasında olduğu için bağ apolardı. O yüzden cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Bu soruyla beraber dersimizi de tamamlamış olduk gençler. Kovalent bağlı birleşiklerle ilgili sorular çözdük. Bir sonraki dersimizde e, kitabımızdaki kovalent bağlı birleşiklerle ilgili soruları çözeceğiz. Sonra metalik bağ sonra zayıf etkileşimler diyerek 3. üniteyi de bitirmeye çalışacağız. Ben hepinize başlar diyorum. Bir sonraki kimya ben videosunda görüşmek üzere.